رسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله صلى الله عليه وسلم özlərinin özləri haqqında ana davatu ceddi İbrahim dedilər. Yəni mən babam İbrahimin duası mən dedilər. İbrahim aleyhisselam dua qılgan edilər ki ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم دب دعاء قلقان الله يعني إبراهيم عليه السلام كابي معزمنا أغلر إسماعيل عليه السلام بلن قرياتكان وقت لرداء Allah subhanahu va taoloning bu amalni qabul qilishligini va bu diyorda bir rasul payg'ambar jo'natishligini va bu payg'ambarning ba'zi bir sifatlarini aytib odamlarga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan va ularga kitob ya'ni Qur'onni va hikmat ya'ni hadislarini ta'lim beradigan va ularni axloqlarini poklaydigan payg'ambar jo'natishligini duo qilgan edilar. Mana bu duo Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bo'ldi. Shuning uchun ham men bobom Ibrohimning duosiman dedilar. Ana da'vati jaddi Ibrohim dedilar. Ibrohim alayhissalom duo qildilar. Bu duolari ijobat bo'ldi. Va ja'alli lisana sidqin fil oxirin deb duo qildilar. Meni kelajak avlodda yaxshi nom bilan tilga olishlikni menga nasib qilgin dedilar. Bu duolari ham ijobat bo'ldi. Biror bir kishi yo payg'ambar yo'qki, magar bir toifa muhabbat qiladi, ikkinchi bir toifa adovat qiladi. Ammo Ibrohim alayhissalomga hamma millat muhabbat qiladi. Hatto islomning ashaddiy dushmanlari bo'lgan yahudlar ham Ibrohim alayhissalomni yaxshilik bilan tilga oladi. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomning duosini ijobat qildi. Ibrohim alayhissalomning duolari ijobat bo'lishligi Alloh subhanahu va taolo o'zining do'sti Ibrohim alayhissalomni qattiq imtihon qildi. Uzoq vaqt farzand ko'rmagan, na o'g'il na qiz farzand ko'rmagan o'zining do'stiga qarigan vaqtida farzand berdi. Qarigan vaqtidagi farzand hayotning ba'zi bir holatlardan ham sezishlik mumkin. Inson farzanddan umidsiz bo'lgan vaqtda, undan keyin umidi uzilgan vaqtdagi ko'rgan farzand unga nisbatan ota-onaning mehri balandroq bo'ladi. Ana shu vaqtda farzandning eng shirin vaqti g'ulom, arab tilida g'ulom, ya'ni endi o'zining atrofida chopib ba'zi bir yengil xizmatlarini bajarib yuradigan vaqti bo'ladi. Chunki u vaqtda ota-onaga hatto osiy bo'lishlik ham chiroyli ko'rinadigan vaqt bo'ladi. Mana shu vaqtda farzand berdi Alloh subhanahu va taolo va farzandlari Ismoil alayhissalom shu yoshga yetganlarida Alloh subhanahu va taolo qattiq imtihon qildi. Ya'ni shu farzandni qurbon qilishlikka buyurdi. Qurbon qilib ham kalima Qur'oni Karimda zabh kalimasi bilan keladi. Ya'ni so'yishlikka buyurildi. Qatl qilishlikning turi ko'p birodarlar. Lekin zabh bu
so'yish bu nihoyat darajada bir qattiq imtihon. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i. Mana bu imtihonda Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalomga najot berdi va Allohning buyrug'ini ijro qilishlikka tayyor bo'ldilar va o'g'illari ham buni qurbon bo'lishlikka tayyor bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu bo'lsa, bundan ham qattiq ish bo'lsa ham qiling dedi. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara. Say, ya'ni chopishlikka Topishlik yoshiga yetgan vaqtida, eng bolaning shirin vaqtida, shunda farzandlariga aytdilarki, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka. Fanzur madha tara." Men tushimda sizni so'yyapman dedi. Bu ko'rgan narsamni bir ko'ring dedi. Nima deb maslahat berasiz deb farzandlariga aytdilar. Insonning Bir tarafdan bu og'ir bir imtihon bo'lsa, ikkinchi tarafdan insonga Alloh subhanahu va taoloning farzand berishligi va uning hali g'ulomlik vaqtida, hali kamolot yoshiga yetmasdan turib, Allohning hukmiga hatto qurbon bo'lishlikka ham tayyor bo'ladigan farzandning bo'lishligi bu Allohning juda katta ne'matidir. Bir tarafdan haqiqatda og'ir imtihon Lekin ikkinchi tarafdan farzanddan nima sado bo'ldi? Qala ya abati alma tu'mar. Satajiduni insha Alloh minas sabirin. Siz buyurilgan narsani qiling. Hali zabih emas. Bundan qattiq bo'lsa ham buyurilgan narsani qiling. Nima insha Alloh Allohni buyrug'i ijro qilinayotgan vaqtda sabrlardan topasiz dedi. Mana bu bashariyat tarixida insonga bu berilgan ne'matlarning eng kattasidir birodarlar. Farzandning Allohning hukmiga tayyor bo'ladigan oilani vujudga kelishligi bu insoniyat tarixidagi beriladigan ne'matning eng kattasidir. Otaning ham fidoi bo'lishligi, farzandning ham fidoi bo'lishligi. Ibrohim alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo bir necha kalimotlar bilan imtihon qildi. Va izibtala Ibrohim robbuhu bi kalimatin fa atammahum. Bir necha buyruqlar bilan imtihon qildi. Buni kamoliga yetkizdilar. Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi imtihon bosqichidan o'tdilar. Bu kalimotlar hammamizga ma'lum. Bu kalimotlar ashrun min al-fitrah de Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklarida kelgan 10 ta islomdagi sunnat amallar. Bittasi tirnoq olish, qo'ltig'ini tayini tozalash, maxfiy o'rinlardagi tuklarni tozalash va hamda xatna hukmini ijro qilishlik va shunga o'xshagan hammamizga ma'lum bo'lgan mazmaza va istinshoq mana bu narsalar Alloh tarafidan bu kishiga buyruq bo'ldi. Buni kamoliga yetkizdilar. Rivoyat qilinadiki, bu kishi 80 yosh bo'lganlar o'zlarini o'zlari xatna qildilar. Allohning buyrug'ini ijro qildilar. Kamoliga yetkizdilar. Buyruqni ikkilanmadilar. Fa kalimasi fa atammahun buyruq kelishligi bilanlar ijro qildilar. Fa arab tilida shundan keyinla muhlatsiz bo'lgan ma'noni bildiradi. Va izibtala Ibrohim robbuhu bi kalimatin fa atammahun. Bajardilarmi? Fa atammahun kamoliga yetkizdilar. Alloh subhanahu va taolo qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Men sizni imom qilman. Qiluvchiman deb aytdi. Imom nima? Biz imom deganda masjidni imomi yo biror bir jami masjidini imomi deb tushunamiz. Imom islom istilohida rahbar. Asosiy imomning asl istilohi Allohning hududlarini joriy qilishlikka qodir bo'lgan kishi. Ya'ni o'g'rilik sodir bo'lganda Allohning hukmi qo'lni qirqishligini, zino sodir bo'lganda turmush qilmasdan bu gunoh sodir bo'lsa, darra urish, yuz darra urishlikka, turmushdan keyin sodir bo'lsa, toshbo'ron qilib o'ldirilishlikka
hukmlarini va hokazo islom hukmlarini ijro qilishlikka qodir bo'lgan kishini imom deyiladi. Men xalqlar ustida sizni imom qilmoqchiman dedi. To'g'ri, imomning boshqa ma'nosi ham bor. Imom ana shunday imom, ya'ni sulton, xalifa, musulmonlarning xalifasi, namozga o'tuvchi kishi haq shuniki bo'lgan. Shuning uchun odatda namozga o'tgan kishini ham imom deb atalib qolgan. Va yana imom Robbana hablana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Xudoyo, bizlarni ko'rsatimiz xursand bo'ladigan farzandlar bizga, juftlarimizni ko'zimiz xursand bo'ladigan juftlar ato qilgan. Ya'ni farzand Allohning buyrug'iga bo'ysungan, insonning jufti Allohning buyrug'iga bo'ysungan juftini ko'rishlik mu'min odamning ko'zini quvontiradi. Ko'zimiz xursand bo'ladigan farzandlar va juftlar ato qilingan deganining ma'nosi o'zingning hukmingga bo'ysunadigan farzand va juftlar ato qilingan degani. Mu'min kishining xursandligi shun bilan bo'ladi. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Bizlerini Allah'tan korkan müttakillerle imam kıyın deyip dua kılıçlıkça memurumuz. Allah'ın ibadurrahman sıfatının bittesi şu. Rahman Teala'nın bendelerinin sıfatlerden bittesi şimdi dua kılıp Allah'a yalvarırız. Demek her birimiz biz imamımız. Üyde imamımız. Allah'tan soruyorduk ki müttakillerle imam buluşluyuna. Ya'ni oiladagi hamma kishilar Allohdan qo'rqadigan kishilar bo'lsin, biz shularga rahbar bo'laylik. Chunki yawma yad'u kullu unasin bi imamihim. Har bir qiyomat kunida odamlarni o'zlarining imomi bilan chaqiradi. Siz bir toifani ergashtirasiz o'ziga. Boshqalar o'zini bir toifani o'ziga ergashtiradi. Ular o'zining fikrini sahih deb e'lon qiladi va o'ziga odamlarni ergashtiradi. Dinsizler özge cemaatlerini çakıradı. Özünün yolu hak deydi. Şirk amellerini kılıyetkenler özünün yolunu hak deyip bir yolge çakıradı. Butperestler özünün yoluge bir taifeni çakıradı. Hemen tahşebaflar özüge bir cemaatini çakıradı. Biz yolumuz hak deydi. Bunlar deydi hayatının lezzetinden mahrum olup yürgen adamlar deydi. Tahşebaflar hem özünün yolunu hak deydi. Maskuluti içimliğini içip yürgen Kaşandalar, bunlar hammasi özünün yolunu hak deyip özüge cemaat toplaydı. Kayırge borsiz, kaşandalar bir ceyde oturadı. Maskuluçu isimliyle isyanlar bir alahide oturadı. Ve özünün, her bir adam özünün taifasını, yolunu hak deyip özüge bir cemaat toplaydı. Ve o cemaatin imamı var. Her bir cemaatini kıyamet günü Allah subhanehu ve teala şu imamı bilen çakıradı. Şular, haqiqiy imom, haq yo'ldagi rahbar o'zining jamoasini haqni e'lon qilib, u jamoani o'ziga ergashtirib jannatga yetalab ketadi. Botil jamoani rahbari o'zining botil jamoasini jahannamga o'tin bo'lishligi uchun yetalab ketadi. Mana bu narsa har bir jamoa o'zining imomi bilan Alloh subhanahu va taolo chaqiradi. Shuning uchun mas'uliyat Mana Alloh subhanahu va taolo men sizni imom qilaman dedi. Men shu yerda bir nuqtani aytishlik uchun Ibrohim alayhissalomdan so'zni boshladim. Ibrohim alayhissalom imtihon bosqichini bosib o'tdilar. Ka'bai muazzamani qurdilar va duo qildilarki, "Ey Rabbim, shu Ka'bai muazzama qurilgan diyorlarda bir rasul jo'natkinki, bu rasulning sifatlarining ba'zisi o'zingning kitobingni tilovat qilib beradigan, hikmat o'rgatadigan, kitobni o'rgatadigan va ularning axloqlarini poklaydigan payg'ambar jo'natkin deb duo qildi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan ijobatda Qur'oni Karimda 3 joyda vallohu alam keladi. Birincisi, Sure-i Bakara'da كَمَا أَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Mana bu ayet. İkincisi, Sure-i Ali İmran'da
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Üçüncüsü, Sure-i Cuma'da هُوَالَّذ۪ي بَعْثَ فِي الْاُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ. İbrahim aleyhisselamın dualarında رَبَّنَا وَبْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. Kitab ve hikmetinin talimi evvel kilip, yüzekkihim tezkiye, ahlaklarının fakizeleştik kegin kiledi. Ama Allah Subhanehu ve Teala özünün bu duanı icabet kılır. Özü İslam ümmetine, Muhammed Aleyhisselam'ın cönetkenliğini minnet kılgen orullerde, ve yüzekkihim evvel kilip, ve yuallimuhumul kitabe vel hikmeh kelimesi kegin kiledi. Kitob va hikmatning ta'limi axloqlarning pokizalangandan keyin ekanligi bayon bo'ladi. Bu hammamizga ham diqqatga bir sazovorki, avval inson o'zining poklamaguncha unga kitob va hikmat, ya'ni Qur'on va hadisning ta'limini manfaati bo'lmaydi. Agar inson o'zining axloqini birinci, şirk marazidan poklagandan keyin kitob va hikmatning unga ta'limini foydasi bo'ladi. Shuning uchun ham Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, ta'allamnal iymon, thumma ta'allamnal Qur'on. Biz avval iymonni o'rgandik, keyin Qur'onni o'rgandik. Iymonni o'rganish, ya'ni iymon nima? Tauhid nima? Shirk nima? Bu narsani o'rganishlik inson o'zining shirk najasidan poklashlikdir. Astaydu billah innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harom. Mushriklar najasdir deyapti Alloh subhanahu va taolo. Ular masjidal haromga yaqinlashmasin. Najas narsani masjidal haromning oldida turishligi bo'lmaydi deyapti. Demak, shirkning najas ekanligida shak shubha qilmasligimiz kerak. Biz buni ta'vil qilmasligimiz kerak. Demak bu shirk najasi, agarki bir oddiy bir najas, najas deb e'tibor qilingan narsa, pokiza har qanday katta bir ko'p suv bo'lsa ham, albatta muayyan miqdorda, shu muayyan miqdordagi suvga tushishligi bilan shu suv najas bo'ladi birodarlar. Muayyan miqdordan ko'paygandan keyin shar'an pokiza, ya'ni nopok hisoblanmaydi. Shuning uchun biz shirk najasini dan pok bo'lmaguncha kitob va hadisning ta'limi manfaat bermaydi. Hozirgi zamonamiz bunga yaqqol dalildir birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning kitobi uzoq vaqtlar tilovat qilindi. Hadisi muboraklar uzoq vaqt o'qilindi. Lekin insonlar shirk nima ekanligini bilishmagunlaricha u kitob va sunnatning o'qilinishligi shirk majlislarida o'qilib keldi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning Ibrohim alayhissalomning duolarini ijobat qilib, o'zining payg'ambarini jo'natayotgan vaqtda Ibrohim alayhissalom kitob va hikmatni ta'lim berib, ularni poklaydigan deb va yuzakkihim kegin kelyapti. Ammo Allohning ijobatida va yuzakkihim, yo'inki ba'zi o'rinlarda va yuzakkikum va yuallimukumul kitoba val hikmah kalimasi tazkiyai nafsdan keyin kelyapti. Demak, Alloh subhanahu va taolo ishora qilyaptiki, agar inson shirk najasidan pok bo'lmaguncha unga berilgan kitob va hikmatning, ya'ni hadisning ta'limi manfaat bermasligiga ishora bo'lyapti. Mana bu biz takror aytaman, o'zimizning hozirgi hayotimizda bu narsaning namunasini ko'rib turibmiz birodarlar. Qur'oni Karimlar hatmi qilinyapti. Qur'on hadisi muboraklar o'qildi tarixdan, yaqin tariximizda. Lekin bu aksar tekshirib ko'rilganda shirk majlislarida shirkni quvvatlashlik uchun o'qilinganligini mana hammalaringlar guvohi bo'lgansizlar. Shuning uchun ham biz har bir narsada
birinchi bizning e'tiqodimiz, asl o'zi darsimizning qurilishligi ham tavhid asosida bo'lishlikka, tavhid nima ekanligini bilishlikka va tavhidul uluhiyat nima, tavhidul rububiyat nima, bu narsani biz bilmoqligimiz kerak. Rububiyat tavhidi takror aytamiz. Bu masala payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat o'rni bo'lmagan. Tavhidul xuluqiyat ham bu husumat o'rni bo'lmagan. Ya'ni Allohni hamma bor deb e'tiqod qilgan, Allohni inkor qiladigan vijdonsiz kofir bu yaqin tarixda vujudga kelgan birodarlar. Shuning uchun Allohni bor deb e'tiqod qilishgan, Alloh subhanahu va taoloning rizq beruvchi sifatiga isbot qilishgan mushriklar va Allohni koinot yerni yaratgan deb bilishgan, Allohni koinot yerni boshqarib turuvchi deb zot deb tan olishgan, lekin ibodatda ular Allohga ibodat qilishgan qilishmagan emas, qilishgan o'sha ibodatlarida boshqa narsalarni ham sharik qilib ibodat qilishgan. Ya'ni ba'zi vaqtlarda Allohga ibodat qilishgan, ba'zi vaqtlarda boshqa o'zlari qo'yib olgan nomlarga ham ibodat qilishgan. Bu nomlar bir oddiy narsalar bo'lgan emas, o'ziga xos bir xususiyatlarni o'z ichiga olgan. Masalan, yahudlar Uzayr alayhissalom payg'ambarga ibodat qilishgan. Nasorolar Masih alayhissalomga ibodat qilishgan. Boshqa bir qabilalar jinlarga ibodat qilishgan. Yana boshqa bir qabilalar maloikalarga ibodat qilishgan, ya'ni farishtalarga. Mana bu ibodatlar ularni shirkdan chiqara olmadi. Ular yakka Allohga ibodat qilishlikka ma'mur bo'ldi. Shu odamlar, ya'ni Allohni bor deganlar, Allohni yaratuvchi deb tan olganlar, Allohni koinot yerini boshqaruvchi deb tan olganlar, Allohni rizq beruvchi deb tan olgan kishilar la ilaha illalloh deb aytinglar ey odamlar deyishlikka muhotab bo'lishlikka muhtoj bo'lishdilar. Ya'ni ularni la ilaha illalloh kalimasini aytmayotgan odamlar deb e'tibor qilindi. Shuning uchun mana bu oyatdagi bizga bir tazkiya, shirkdan toza bo'lmaguncha insonga bo'lgan bu ta'lim, kitob va sunnatning ta'limi manfaat bermasligiga Alloh subhanahu va taolo o'zining mo'jiz kalomida bizga bayon qildi. Shuning uchun biz har bir harakatimizda, har bir amalimizda shirkdan salomat bo'lishlikka o'tgan darslarimizda bayon qilingan shirklarni hammasini bilib, shu shirkdan salomat bo'lishlik o'zimizning hayotimizda asosiy mavzusi bo'lmoqligi kerak. Biz ibodatlar jumlasida qaysi narsalar kirishligini bir qisman avvalgi darslarimizda ko'p o'rinda takror qildik. Duo ibodat. Agar duoni Allohgagina qilsak, ibodatni Allohgagina qilgan bo'lamiz. Agar duoni boshqa narsalarga ham qilsak, xoh mozor, xoh boshqa daraxt, xoh buloq, xoh tog', xoh malaika, xoh jin, nima bo'lishligidan qat'i nazar. Bu duoni boshqa narsaga qilishlik bilan ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lamiz. Duo ibodatdir. Ad-duo umul ibada. Mana hadis muboraklarda keltirilgan. Demak, istig'onat, yordam so'rash Alloh subhanahu va taolodan bo'ladi. Suol hojatlarni, faqat Allohdan so'raladigan hojatlarni so'rash Allohdangina so'ralmoqligi kerak. Odatda taovun bandalar o'rtasida bo'ladigan yordam bundan mustasnodir. Va idza sa'alta fas'alillah. Va idza ista'anta fasta'in billah deb Abdulloh ibn Abbosga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Tavakkul Allohgagina bo'ladi. Xullas ibodatning turlarini biz avvalgi darslarimizda shuni aytib o'tdik. Mana bu ibodatlarning avvalgi darslarda ham ko'p aytganmiz. Shu turlaridan bittasi ko'p odamlar g'ofil bo'lib yurgan ibodat turlaridan bittasi ibodat nima? Allohning shariatiga bo'ysunishlik va Allohning hukmlariga bo'ysunishlik. Ki Alloh subhanahu va taolo bu hukmlari bilan halol narsalarni halol qildi, harom narsalarni harom qildi. Va farzlarni bizga vazifa qildi, hududlarni ijro qildi. Hududlariki jinoyat vaqtida qaysi bir hukmlar bo'lsa, bu narsalarga biz bo'ysunishligimiz ibodatdir. Kimki Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmlarni qabul qilmasa,
bu hukmlarga bo'ysunmasa, ibodatdan bosh tortgan bo'ladi. Agar odamlar tarafidan o'ylab chiqqan hukmga bu yo'llarga bo'ysunsa, ibodatni shu o'ylab chiqqan odamga qilayotgan bo'lib, shirk amali bo'ladi. Ibodatning biz bu turini aytib o'tganmiz, ammo bu haqda bir to'xtalib o'tishlikka. Agar kimda-kim xalqlar ichida biror bir kishi o'zi xohlagan buyruqni, xohlagan hukmni tuzishlikka haqqim bor deb da'vo qilsa, halol qilishlik ixtiyori menda desa, bir narsani harom qilishlik ixtiyori menda desa, Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmni tashlab, bu o'zining haddidan o'tib, o'zini Rabb va iloh deb da'vo qilishlikdan boshqa emas, agarki so'z bilan aytmasa ham. Agar kimda-kim, xo'p bilib aytsin, xo'p bilmasdan aytsin. Kimda-kim shu hukmni qabul qilsa va uning yuborgan hukmini, ya'ni shariatga zid bo'lgan hukmini qabul qilsa, ibodatni shu odamga qilganlikdir, xoh bilsin, xoh bilmasin. Biz shirkning mana bu narsasidan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Ming afsuslar bo'lsinki, insonlar islom degan vaqtda namozlarini o'qib, ro'zalarini tutib, shun bilan tamomiy boshqa hayotning hamma maydonida erkinman, endi xohlagan yo'lga ergashsam mumkin degan e'tiqodda yashashadi. Bu mutlaqo to'g'ri emasdir. Islom hayotning har bir daqiqasini o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan hukmni qabul qilishlikdir. Bunga oyatlar hamma Qur'oni Karimda bizlarga ravshandir. Alloh subhanahu va taolo hatto ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا منا odamlar ko'rmaysizmi? Mana qan mu'minman degan odamlar ham bor. Deb Alloh ajablantishlikka bizni ta'dib ajablaninglar mana qan makhluqlar ham bor. O'zlarini Alloh tushirgan sizga tushirgan Qur'onga va sizdan ilgariga tushirilgan Tavrot, Injillarga iymon keltirdik deb da'vo qilishadi. Lekin tog'ut, ya'ni Allohdan boshqa narsa tog'utdir. Ma'budu min dunillah fahuwa tog'ut. Allohdan boshqa ibodat qilingan narsalar hammasi tog'utdir. Kim bo'lishligidan qat'i nazar. Mana bu tog'utga hukmlashlikni iroda qilishadi. Ya'ni hukmlashlik u shirklikda shak shubha yo'q. Lekin hukmlashlikni maqsad qilishlik o'zi shirkka olib boradi. Va shular mu'minman deb da'vo qilishligini ko'rmaysizmi? Mana qadar iymonni da'vo qilgan toifalar ham bor. Deb Alloh subhanahu va taolo bulardan ajablanyapti. Ajablanishligimizga buyuryapti. Vaqad umiru ayakfuru bi. Ular bunga kofir bo'lishlikka, tog'utga kofir bo'lishlikka ma'mur bo'lgan. Shuning uchun bizga mana bu narsa ma'lum bo'lishi kerakki, ibodat turlarini ko'pini to'xtalib o'tib aytdik, ibodatning mana bu turini biz bilmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning yuborgan hukmlariga jinoiy va hamda boshqa hukmlarning hammasini tan olib, qabul qilib, bo'ysunib itoat qilishligimiz bu ibodat, Alloh subhanahu va taologagina ibodat qilishlikdir. Ammo bu hukmlarni qabul qilmasdan boshqa taraf, boshqa odamning tuzgan hukmini qabul qilish, balki iroda qilishlik, bu narsa Alloh subhanahu va taoloning naf Qur'oni Karim bilan shirkdir bu narsa, bu ibodatning boshqa narsaga qilish, bu narsa islomdan chiqish va shunda jahannamga o'tin bo'lishlikka tayyorgarlik ko'rish, Alloh subhanahu va taolo jannatni bunday kishiga harom qilganligini e'lon qilyapti. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار بس الحمد لله رب العالمين bugungi darsimiz bilan ibodat ma'nolarini hammasini aytib o'tgan bo'ldik birodarlar. Ibodatning to'la ma'nolarini avvalgi darslarimizdan eshitib kelayotgan kishi qaysi narsa ibodat ekanligini, agarki buni biz ibodat qilmayapmiz desa ham. Ibodat mana ma'nolarning hammasini aytib o'tgan bo'ldik. Mana bu oxirgi hukmga bir qisman to'xtalib o'tgan bo'ldikki, avvallarda hamma darsimizda ham bayon qilgandik.
Bismillahirrahmanirrahim. Sahobai kiromlarının faziletleri hakkında ansorlar faziletlerini evvelki dersimizde örgengen bulduk. Bugünkü raziyallahu anhu'nun faziletleri hakkında inşallah ders kılalım. Halid ibnül Velid bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin en uluk sahabalarından ve İslam leşkerinin Ebu Bekir raziyallahu anhu devrinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin devirlerde ham kendi vaktlerde İslam komandanı bulup hizmet kılgen uluk sahabalardan, devirek sahabalardan insanlar kançalik yaşaşını yaxşı görürse bu kişi Allah yolunda can verişliğini şunçalik yaxşı görge zatladı. Halid ibn Velid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ko'p maqtovlarni eshitgan kishilardandir. Qays radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, "Uxbirtu anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: La tasubbu Khalidan, fa innahu sayfun min suyufillah, min suyufin saddahu Allahu ala al-kuffar." Khalidni so'kmanglar dedilar. Khalid Alloh subhanahu va taolo kofirlarga özü sugurgan Allah'ın kılıçlarındandır dediler. Yani seyfun min suyufillah Allah'ın kılıçlarından bir kılıçtır Halid-i Müveyd dediler. Bunu kafirlerge sugurgan Allah subhanahu ve ta'ala. Halid-i Müveyd Mu'ta gazatıda en bir meşhur gazatta bunda sahabalar içindeki en uluk sahabalardan 3 kişi İmam-ı Cafer başçılığındaki en uluk sahabelerden 3 kişi şehit bulgen Rum'nin misilsiz sanatsız bulgen leşkerine düşer bulgen de Müslümanların halaketinden Müslümanlar halak buluşluğundan saklanışlıklarına sebep bulup özlerinin harbi maharetleri bilen İslam leşkerine necatıya sebep bulgen uluk sahabelerdendir. Bu kişi şu Mu'ta gazatıda özleri hakkında hikaye kılıp eytediler ki Kays raziyallahu anhu rivayet ederler Semi'tu Halid ibn al-Velid yuhaddisul kavme bil hayra Kale Lekad ra'aytuni yevme mu'tata indakka biyedi tis'atu asyafin Resabarat biyedi safihatun li yemaniyye Mu'ta gazatıda beni kolumda 9'ta kılıç sınıp getirdiler ve kolumda özünün yemani bir kılıçım şu çidat durdu halas diye geldi. Halid ibn Velid'den İbn-i Nümeyr rivayet kıladılar ki bu kişiyle eşittim dediler Halid ibn Velid'den yani etkenliklerine لَقَدْ مَنَعَنِي كَثِيرًا مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ ابن Nümeyr مِنَ الْقُرْآنِ الْجِهَدُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Allah yolundaki cihat kılıçlık min köp tilavetten beni tosuk koydular. Yani tuhtemsiz min Allah yolda cihat bilen meşhur bulup köp vaktilerde Kur'an'ın tilavetinden tuhtap kaldım dediler. Halid ibn Velid bir Allah'a mütevekkillik bilen meşhur bulgen sahabelerden. Ümmül Merazib'e Halid ibn Velid Beni Ümmül Merazib'e degen kabilege çıktılar. Fekalu Şunda ettiler ki adamlar Halid-i Velid'i ihveri sümme la yaskikehul a'adim. Sizni ya bir zehar içirip koyuşmasın ihtiyat bulun. Bular sizni kattık makr hile kılışmakçı zehar içirip koyuşmasın dediler. Fekala ituni bihi. Şu zehar nap geliyler dediler. Fe utye minhu bi şeyin zehar nap gelişte. Fe akhazahu biyedihi sümme aktahamahu ve kala bismillah felem yadurrahu şeyen. Zeharını alıp gelindi. Alim kelli kolları bile üşlep durup, şundayı kütarıp itibardılar, Bismillah dediler, biraz mesle bu kişiye zarar kılgeni yok. Sahabeler, içindeki Halid ibn-i Velid, cengde şehit bulmadılar.
körpələrini üstüdə yatıb vəfat qıldılar. Köp yığladılar. Hayatında bir qarış bir mesafe, cəsədimdə bir qarış orun yox ki, ya qılıç yeməgən, ya nəyzə kirməgən, ya kaman kirməgən orun yoxu, tüya ölgəndik, uyumda ölüyəbbən deyib ətdən qeyərə gəllər. Hətlərinin bütün düşmənlərgi yazgən hətləri də şimdi ki, İslam keltirilər, biradarımız bulasılar. Əgər İslam keltirməsəylər, cizye söyləyilər. Şun bilən sizlər özüylərini salamat qalasılar. Əgər bizgə qarşı türsəylər, cəyin kımaqçı bolsəylər, min bir adamlar bilən türübbən ki, hayatını sizlər qəndi yaş görsəylər, Allah yolda ölüşləyini şimdi yaş görədiyə adamlar bilən türübbən, deyə xat yazardılar. Bu kişinin tarixləri, mənə əvvəlki dərsimizdə deməkdik, Ömər ibn Xattab, odatda harbi kişilər bir haqqa bir qarşı ham turadi o'zining harbiy haqqi o'zining xos bir imtiyozi bo'lganligi bilan bir ozgina da'vosi ham bo'ladi. Ammo umrlari bo'yicha Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan xayrlashib chiqqanlaricha Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan qaytib ko'rishmadilar necha yil xalifa bo'lgan bo'lsalar. Maktub keldi Umar ibn Xattobning xalifa bo'lganligini bayon qilingan va shu maktubda Xolid ibn al-Valid bo'shatilib, o'nlariga Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrohni harbiy qo'mondan bo'lgan maktubi keldi. Shunda jang oxirlab qolishlikka oz qolgan edi. Shunda bu kishi maktubni ushlab turdilar-da, e'lon qilmasdan sayib ketmaslik uchun Abu Bakr radhiyallohu anhu ning vafoti ta'sir qilib, jangchilar sayib ketmaslik uchun e'lon qilib turdilar. Va jang tugagandan keyin Abu Ubaydani chaqirib, maktubni ko'rsatdilar. Hammalari Abu Bakr radhiyallohu anhu ning vafotini bilishib, g'amgin bo'lishdilar va shu daqiqada e'lon qilmagan soatda o'zlari qo'mondonlikni topshirmaganliklari uchun Abu Ubaydaga uzr aytdilar. Shunchalik harbiy odamda insofning bu darajada bo'lishligi faqat islom iymon qalbida mustahkam bo'lgan odamgagina nasib bo'lishligi mumkin. Bizning islomda birovning rahbar bo'lishligi uchun maxsus bunday moli davlatlar sarf qilishganmi? Odamlarni targ'ib qilganmi o'zini rahbar bo'lishligiga? Ular rahbar bo'lishlikdan o'zlarini chetga olishganlar, buni mas'uliyat deb bilishganlar. Hatto mana bunday soatlar bitta maktub, bir qog'oz kifoya qilgan, o'zining xalifasi tomonidan kelgan maktub o'zi kifoya qilgan. Islom tarixi bunday narsa voqealardan juda ko'pdir. Boshqa islomda bo'lmagan kishilar va islom hayotini ko'rmagan kishilar, biz ham ko'rmadik, lekin qalbimizda ko'rib yashayapmiz birodarlar. Tariximizdan islomimizni nimaligini bilamiz. Ammo islomga qarshi tarbiyalarni ko'rgan odamlar, yoki islomdan chetda yashagan odamlar bunga ishonmasliklari mumkin. Chunki ularning tarixida ham, voqiy hayotlarda ham buning birorta misoli yo'q va bo'lishi mumkin ham emas. Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhu ning fazilatlari. Sa'd ibn Mu'az ansorlardan. Abu Bakr radhiyallohu anhu muhojirlar ichida qanchalik hurmat qozongan bo'lsalar, Sa'd ibn Mu'az ham ansorlar ichida xuddi Abu Bakr muhojirlar ichida bo'lgandaqa shunday hurmatga ega edilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Laqad ihtazza arshullohi azza va jalla li mauti Sa'd ibn Mu'az." Allohning arshi Sa'd ibn Mu'azning vafotiga titradi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Baro radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, bir ipak libos olib kelindi. Oldilarga ko'tarib olib kelinganda, ipak libos nihoyatda bir chiroyli, go'zal libos edi. Ular buning chiroyliligi va muloyimligini ko'rib ajablanishni boshlashdilar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki لَمَنَاذِيلُ سَعْدِ بْنِ مَعَاذ فِي الْجَنَّةِ اَفْضَلُ اَوْ خَيْرٌ مِّنْهَا Sa'd ibn Mu'az'ın cennette yani mindil ikide mananı bildirirdi. Burunda ertedigenler sana hem mindil değildi biraderler. Ve yine avukattan keyin kolda ertedigenler sana yani bir kolunu kirini taşla varadigenler sana mindil değildi. Sa'd ibn Mu'az'ın cennette ki mindili hak iki mana bursun Nasi mindili ham qo'lini artib tashlab boradigan sochig'i ham bundan yaxshi dedilar.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uxladılar. Tüşünün ikinci yarımı bölgen vaktte uygandılar. Cibril aleyhisselam geldiler. Ya başka bir tarihte geldi de rivayet fakiravi. Men raculun min ümmetike maten leyle. Bu keçede ümmetizden yani emsa bundan murat keçkurun uxla geldilerden kinayegen. Şu keçede ümmetizden kim vafat kıldı? İstabşara bi mevtihi ehl-i sema. Osmanda haber, kursandik haberi geldi ki bir kişi Allah'ın huzuruna kedi yaptı degen haber bulup kursandik fayda buldu dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki la a'lemuhu illa enne Sa'd ibn Mu'adin emsa danifan ma fu'ile Sa'd'ın. Sa'd ibn Mu'adin kullarına harbe dedi. Yani şimdi otadigan bir neyzenin bir türü var kılıçtan başka çara. Şu düşman tarafından gelip özlerinin şu kollarındaki müsküllerini bölüp gitkenini. Şu cerahat tüzelmezden şu yarlık tamırları yarlık gitkenliğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iade kılgenlerde görgendiler. Bugünkü keşte onun cerahatı yarlık gitkenidi. Sa'd ibn Mu'adin deyip soradılar. Eyçiler ki kad kubiba ve ca'a kumuhu fahtemaluhu ila darihim. Vefat kıldı. Adamlar gelip üyüge kütarıp geçişti dediler. Bu kişi hükümünü Sa'd ibn Mu'adge benim bu Yahudlar kabilesinden, işte kabilesinden bir kabile ortada husumat bugün de Sa'd ibn Mu'adge'nin hükmüge razı bulgarlıklar için kegen ediler. Şu kegenler de şurada vefat kıldılar da ve üyelerine kütarıp geçişti deyiştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtelepki namazını okudular da ve çıktılar adamlar piyada yürüyüp geçtiler. Hatta inki ayak giyimlerinin ipleri bu ayaklardan üzülüp düşüp kalabiliyon derecede şaşırıştı. Ridaları hem bir bazı eski ridaları üzülüp düşüp kalardı. Şimdi bir kişi ya Resulallah adamlarınca kıynelip gitti tiz yürüyüp degenler de inni akşa en tasdikana ileyhil melaiketu kema sabakatna ila Hanfala dediler. Hanfala raziyallahu anhu degen sahabelerden var ki bu kişinin lakabları gasilul melaike. Her işteler yuvgen deyip lakablanadı. Hanfala raziyallahu anhu'nun şehadeti üylengen külleri bugün. Üylengen külleri cihatke ilan bulgen vakitte cünüp haletlerde bulgenlik için gusül kılsam Allah'ın hükmü keçiket deyip şu halette çıkıp geçgenler. Şu çıkıp geçişleri bilen şu cengde şehit bugünler. Şehit bugünler de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy geldi ki Hanzala falan kuduğunu aldı da çürüptü deyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam cönettiler Hanzala'nı barıylar ap geliyler dediler. Barışlar hemmeler cayları hıl yuvulgen halette türüptüler. Hayran buluşu ap geliyler. Ha ettiler ki melaikeler bizden ilgeri gelip yuv koyuştu dediler. Bu vakitte şimdi işarakla ettiler ki ve ayarlarından soragen vakitte ütürmüş kıyan külleri şehit bugüne geldiler. Şunda cünüp halette Allah'ın hükmü keçikmesin deyip çıkıp gitken idiler deyip ayolları şunda dediler. Bu şey dediler ki men korkamın ki melaikeler Hanzala'nı ilgeri yuvup koygen deyip melaikeler Sa'd'ın ham aldığı yuvup koyuştan korkamın. Şunun için sekin yuramayım ben dediler. Raziyallahu anhu vefat kılgen günde 70 bin parişte çıştı Sa'd ibn Mu'adin cenazesinde hazır buldu. Bunlar yerge şu günden başka ilgeri çıkanmaz. Dünya vücuttaki günden beri dediler. Şimdi ulu zat hakkı da ham bir nesleni biz isleşimiz gerek ki bu nesle bizge haberinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kalışlığı hammamızge ham gelecek hayat hakkı da bir uylaşlıkke çarlıydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki Ayşe raziyallahu anha rivayet kıladılar. İnne lil kabri vagtaten وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ نَادِيًا مِنْهَا نَجَانْ مِنْهَا سَعْدٌ مَنْعَاسٍ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem korku kitle dafından kıyın. Nümüçün sizde şimdi bir halet buldu deyilgen de Sa'd'ın kabrı bir sıkıp koyu vardı deyiller.
aytlar ki qabrning siquvi bo'ladi. Agar shu qabrning bir siquvi baribir bo'ladi. Va otatan agarki bu talvini taqlil desek, toni vahdat desek, bir bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham qabrning har qanday solih o'kishi bo'lsam siquvi bo'ladi. Agar birov bu siquvdan najot topganda, sabrni ma'z najot topgan bo'lardi. Qabrdagi qiynalish birodarlar hayotning hamma lazzatini yo'qotib tashlaydi. Shuning uchun ana shu kunga qarab ish qilmoqligimiz kerak. Sa'd ibn Mu'az tobutlari ko'tarilib ketayotganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni oldilaridan shunday olib o'tildi. Xushbo'y hid taraldi. Sa'dni ruhi ketyapti dedilar. Jasadlari hali turgan vaqti degan bular. Sa'd ibn Mu'ozni ko'rgani bordilar va duo qildilar. Tashqariga chiqishlari bilan Sa'd ibn Mu'oz uylariga borganlardan keyin vafot qilganligi rivoyat qilinadi. Rivoyatlar turlicha, bunisida shu rivoyat kelyaptiki, xushbo'y hid kelganda Sa'd ibn Mu'ozning vafotini xabarini bergan ekanlar. Avvalda so'rab bilgan rivoyat kelyapti. Qabrlarga qo'yilgan vaqtda aytishlarki, "Ya Rasululloh, Sa'd juda bir eng baland bo'yli kishilardan edi. Jasadlari nihoyatda suvaylik kishidilar. Jasad bo'ylari baland edilar. Nihoyatda chiroyli va jasadlari yo'g'on kishidilar. Shunda sahobalar so'rashdilarki, tobutlarni ko'targanda juda yengil bo'ldi-ya. Bu kishi juda katta odam edilar, suvaylik odam edilar deganlarda, "Ahasibtum annakum hamaltumuhu wahdakum a'anatkum alayhi al-malaika." Sizlar o'zimiz ko'tardik deb gumon qilasizlarmi? Maloikalar tamomiy tobutni qamrab yordam berib ketganlar dedilar. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu darsimizdan sahobalarning fazilatlarini bayon qilishligimizdan darsimizda avvalda maqsadimizni bayon qildikki, biz bularning tarixini bilmoqligimiz kerak. Sahobalarning nomi zikr qilinganda har birlariga berilgan o'ziga xos bo'lgan xususiyatni o'rganmoqligimiz kerak. Mana Sa'd ibn Mu'oz haqida ko'p kishilarda bir ma'lumot bo'lmaganligi uchun ham bu yerda ozgina to'xtalib o'tdik. Ularki darslarda bo'lganimizda iymonimiz kuchayib ketadi. Mavizalarni eshitganda iymonimiz kuchayib ketadi. Keyin bo'lsa yana boshqa hayot, boshqa bo'lib sayib ketamiz. Shuni qanday qilib shu holatda o'zimizni ushlatirishimiz kerak, deb savol qildi. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga sahobalarning bittalari nomlari ismiga kelmayapti. Hozir keldilarda, "Ya Rasululloh, falonchi munofiq bo'ldi," dedi o'zini aytib. Nimaga dedilar? "Sizni oldingizda bo'lganimda jannatga moyil bo'lib, jahannamdan qo'rqib, xuddi bir jannatni ko'rgandek, jahannamni ham ko'rib o'zimni ehtiyot qilayotgandek bo'laman-u, uyga kelishim bilan yana bola chaqalar, boshqa tashvishlar bilan birga bo'lib ketaman. Bu munofiq hayot bu menga. Ikki xil hayot olyapti. Menga hozir munofiq bo'lsam, jazoni qo'llang," dedi. Aytdilarki, "I'malu fakullun muyassarun lima qulqala." Amal qilinglar, ya'ni bu narsa bu nifoq emas dedilar. Inson ba'zi narsa bizni Alloh subhanahu va taolo xalifa qilib yaratdi. Iymonni ziyoda qilishlikka buyurdi, xuddi o'zimizning yelkamizdagi vazifalarni o'tashlikni. Shu vazifalarni o'tashlikda biz agar Allohning buyrug'i deb har bir narsani Alloh ko'rib turgandek qilsak, biz qilayotgan dunyoviy ishlar bizga ibodat ma'nosini berib, qalbimizga xuddi shunaqa ta'sirli so'z eshitgan holatni bizga bildiradi, birodarlar. Shuning uchun biz har bir amalimizni Allohning rizosi uchun qilishlikka odatlanmoqligimiz kerak. Buni birdan bir davosi shu. Yo'q, bu yerda bir kishi shom va ertalabki namozlariga qazo bo'ladigan bo'lsa, tahorat qilsa qazo bo'lib qolsa, tayammum bilan o'qilsa bo'ladimi debdi. Yozni masalan qisqa tunlarida bo'lsa kerak, ko'proq soli ertaman turish qiyin bo'lgan soatlarda. Javob shuki, suv bo'lsa tahorat qilmasdan namoz o'qishlik mumkin emas. Tahorat qiladi, namoz qazo bo'lib ketsa qazo qiladi.
uyda erkek kishi bo'lmasa, biror mahram bo'lmagan odam kelib chaqirsa, ayol kishi qanday javob qilishligi kerak deb so'rablar. Javob shuki, agar erkak kishi bo'lmasa, javob o'zining odatiy ovozi bilan yo'qligini bildiradigan kalima aytadi. Odatiy ovozi bilan. Qur'oni Karimda "Fala taxdo'na bil qawl" oyati Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ayollarga xitob bo'ldiki, ovozingizni ingichka qilib, mayin qilib xitob qilmanglar. Fayatma allazi fi qalbihi marad, qalbidan marazi bo'lgan odam har xil narsani o'ylab qoladi dedi. Shuning uchun ayol kishi odatdagi ovozi bilan ovozini hech qanday o'zgartirmasdan, odatda qanday bir gapir yurgan bo'lsa, shu ovoz agar mayin bo'lsa, mayin ovoz bilan, odatiy ovoz bilan yo'qligini bildiruvchi kalima aytsa, ruxsat turadi. Ba'zi qassoblar deydi, katta novvoslarni so'yishdan oldin ularni boshiga biror narsa bilan urib, uni yiqitib keyin so'yar ekan. Buni go'shti qanday deb so'radilar. Biz birinchi agar o'lmagan bo'lsa, shuni so'yib, halol deymiz. Lekin urib zulm qilishligi bu alohida masala. Halol haromga taalluqli emas, birodarlar. O'lmagan narsani so'yishligi bilan biz halol deymiz. Bismillah kalimasi bilan so'yishligimiz halol bo'ladi. Lekin hayvonni urib yiqitishligi u zulmdir. Bir odam aytishi mumkin, so'yish ham zulmdir, masalan, so'yyapti-yu, desa, so'yishni Alloh bizga izn berganligi uchun qilamiz inegin. Durust. Ya'ni bizga izn berilgan narsa bizga u rahmdillik. Hayvonni bizga yaratdi Alloh taolo go'shtini yeyishligimiz uchun, halol bo'lgan hayvonlar. Uni so'yib yeyishlikka buyurdi. Biz bismillah deganligimizdan asl maqsad, ey odamlar, men buni so'yayotganimiz zulm demanglar. Bismillah, mana shunday so'yib yeyishlikka ruxsat bergan Allohning ismi bilan so'yayapman. Mana Alloh menga shuni izn bergan degan ma'noni bildiradi. Bismillah deganimiz Alloh bizga mashini so'yib yeyishlikka ruxsat bergan. Shuning uchun bu zulm bas degan. Shu Alloh bizga urushlikka ruxsat bermadi. Hatto so'yishdan ilgari shu pichoqni yaxshi qayrab, uning ko'rmaydigan tarafidan kelishlikka bizga buyurdiki, bu narsa ihson. Innalloha kataba al-ihsana fi kulli shay. Darsimizda avvalda aytganmiz, Alloh ihson yaxshilikni har bir narsada kitobatlagan, farz qilgan, lozim qilgan, bizga vazifa qilgan. Mana bu so'yishlikdagi pichoqni yaxshi qayrab va ko'rsatmay borishlik ham bu ihson jumlasiga kiradi. Innalloha yuhibbul muhsinin. Alloh muhsinlarni yaxshi ko'radi. Xo'p. Vaqt to'g'risida bir ma'lumot bersangiz debdilar. Savollar bugun ancha savollarga javob bo'lib qolyapti. Masalan, uni odamni vaqt to'g'risida tushuncha berishligimizdan mahrada ham bor ekan. Masjid joylarini to'sib, ekin ekib, yiyotgan odamlarga beriladigan mukofot masalasini nima qanday hukmlar chiqarish mumkin? Vaqt degani shu masjidga vaqt degani. Shu masjidning vaqt sharti bo'ladi. Shu vaqtdan, masalan, bir vaqt qiluvchi odam yotsa-ki, shu masjidda xizmat qilgan odamlar shu vaqtdan yeydi. O'ziga yarim miqdorini yeydi deb yozib ketgan bo'lsa, shu masjidning yerini ekib, yarmini olib yeb yuradi. Vaqtning shartiga qaraladi. Agar aytsaki, bironta odam bu yerda yeyishi mumkin emas, faqat masjidning obodonchiligi uchun sarf qilinadi deb shart qilingan bo'lsa, bu vaqtning shartidagi ish buzilganligi uchun buni yeyishlik mumkin emas. Demak, vaqf degani bir narsaga bog'lash. Masalan, aytsak-ki, bir kishi masjidga bir yerni vaqf qilib, shuni faqat masjidning qorovullariga maosh qilib berilsin deb shart ham bo'lsa, shuni beriladi. Masalan, bir odam vaqfni bir o'zgartirishga haqqi yo'q. U o'zgartirmoqchi bo'lsa, u ham bitta yer olib turib, o'zini rayiga muvofiq vaqf qilaversin. Ana bu. Lekin biroq qilib ketgan vaqfni o'zgartirishga haqqi yo'q. Shuning uchun ham Qur'oni Karim vaqf qilingan vaqtida shu narsa vaqfni, ya'ni sotilmaydi deb vaqf qilingan. Sotilishligi mumkin emas deb vaqf qildimi, uni yer yuzida bir podsho chiqsa, shuni sotamiz, shuni foydasini bir narsa qilamiz desa, u odam vaqfning shartini buzgan. U odam aslida qilmoqchi bo'lsa, bitta kitobni bu Qur'onni bostirsin-da, shuni vaqf qilsin-ki, shuni sotilsin-da, buni foydasini bunga sarf qilsin desa. U avvalgi vaqfni o'zgartirishlikka haqqi yo'q.
Şunun için hem bizim mescid, cami, medrese mescidi, bazı ulemaların meşindi neyrenlerine karşı görüşken. Hatta bazı adamlar bu nesleden maksat bu nüme mezunudur. Doğru, özleri bir tane nesleni o özlerinin reylerine muvaffakını özlere çıkar. O biz fakat evde bir yazık koyduğundan ki vakf. Hada vakfı lillahi teala. Sen zile adam bu düşünen akıl. Allah'ın yolu da vakf deyip buyurdu. Degan. Lekin bizi tarafta sen parasatı ortacara adamlar borligini bilip vakfu lillahi teala. Hadiyetun evvel birincisi bunu diye gene. Hadiyetul melik diye. Padişahın hadiyesi diye. Bunu bile akıllı adam özü düşünüyordu. Hadiyeni satmıyordu. İkincisi de vakfu lillahi teala. Parasatı ortacara adamlardan bulmasa monogattan sen düşünüşerdir. İkincisi de bunu diye. Şimdi nuhayette deyipam adamlardan bor. Deyip onu hem kısaklı alıp, la yecuzun bay'uhu deyip üçüncüsüne koşup koyuyor. Satışlık mümkünmez deyip. Şimdi bunu bir yakında, akıllı insan buluşu mümkünmez bir adamda. Bu nedir? Akılını fakat makir hile işletişliği buluşu mümkün. Şimdi bundan artışsa bu yakasından işe yaptırıp satışı mümkünmez deyip ayetkenden kekinen satışı degeni bu. Şunun için vakf hakkındaki malumat şu ki, biz vakfını kuyucu adamın şartını buzuşluğu bir anı hakkı yok. Mabada, o önce konuk verdiğim bu ise, özü Allah'ın hıza bitti vakfısında, kut taşına kadar özünü rayıge muvaffak vakfı olur. Hop, bir iki tane bir dua kılın dediler, dua kılınız. Allah Subhanehu ve Teala, bana hidayet ataksın, dua kılın diyen. Ve yine biraderlerimize bir şifa versin dedi. Biraderler Allah-u Teala şifayı tamamla desin. Hem ahli İslam mimarlarına şifa versin. Allah Subhanehu ve Teala günahlarımızı mağfiret etsin, ibadetlerimizi kabul etsin. Allah Subhanehu ve Teala hemimizde hem hazırki dersimizde ötken birinci tezkiye özümüz şirkten paklasın Allah-u Teala hemimizde. Tevhid esasında yaşayışlığına Allah nasip etsin. Allah Subhanehu ve Teala bu hazırki eğitilingen ibadet manasını ettik, Allah'ın hükmüne yine razı olacağım. Allah'ın hükmüne yine irade olacağım. Başka hükümlerde haklını edeceğim. Mutlaka kalbine hem bunu yamanlık bilen iske olacağım kişilerden kılsın. Ve sallallahu teala ala hayrı.